Vallahi çocukluğumla ilgili çok net bir şey söyleyemem. Çünkü hiç kendimi sevdirmezdim. Evet, böyle sevimli mevimli filan bir çocuktum. Böyle eski fotoğraflarımı arada bir paylaşıyorum. Böyle gelip böyle mıncıklamak, ay canım agıdik gugidik filan hiç elletmezdim bile. Sokaklarda çok oynuyorduk biz kendi çocukluk arkadaşlarımızla. Yaramazlık yapıyorduk ama benim çocukluk arkadaşları arasında yaramaz olan bendim diyemem. Herkesin evet böyle birbirine emanet ettiği adam bendim. Tatile gidiyoruz, yine herkesi bana emanet ediyorlar. Ya mutfak antisosyal bir yer. Yani çok fazla arkadaşın olmuyor. Bir süre sonra patlıcanla, kabakla, ne bileyim havuçla filan arkadaş oluyorsun. Bütün gün onları görünce onlarla arkadaş oluyorsun. Benim de bir sürü arkadaşım var. Onlar da arkadaşım. Ne var? Kıskanma. Vallahi bazen kabartma tozu, bazen karbonat, bazen her ikisi de. Nerede kullanacağınız önemli. Mesela hiç hayatınızda aşçı doğmuş bir insan gördünüz mü abi? Direkt aşçı çıkmış herif böyle. Yok öyle bir şey. Aşçılık öğrenebilir. Ama yetenekliyseniz bazılarının İki kere de öğrendiğini siz bir kere de öğrenirsiniz. Çalışkansanız üstüne iki kere daha hızlı bir şeyler koyarsınız. Top sizde. Vallahi baştan sona zor. Yani şöyle bir kahvemi koyayım da böyle ayaklarımı uzatayım. Güzel bir böyle bayram gününde ailemle olayım. Yılbaşı gecesini sevdiklerimle kutlayayım. Aa karımın doğum günüymüş. Aa sevgilimi yemeğe çıkaracağım. Böyle günleriniz yok. Şef olmak zor. Valla muhtemelen ilk yemekler herhalde omlet cinsi bir şeylerdir diye tahmin ediyorum. Yine çocukken mahallede hep beraber toplanıp eve geldiğimizde bu deniz kabuğu makarnaların içerisine kıymalı, soğanlı bir dolgu yapıp mantı yaptığımızı hatırlıyorum. Bir de 13 yaşında okuldan gelip pilav yaptığımı hatırlıyorum ama bunların hangisini en önce yaptığımı tam hatırlamıyorum. Üçünden biri diyebiliriz. El lezzeti denen şey var. Hatta böyle elinde ben olanların ellerinin lezzetli olduğu söylenir. Benim elde de böyle bir iki tane ben var. E tabi hurafe bunlar. Elde ben olursa el lezzetli olur mu bilmiyorum ama el lezzeti biraz yetenekle alakalı. Yaz döneminde haftanın 5 günü bisiklete biniyorum. Kış döneminde de genellikle evde böyle bir trainerım var. Onun üzerinde çalışıyorum. Ama genel olarak haftada 5 gün spor yapıyorum diyebilirim. Yoksa bu göbeğe mümkün değil, zapt edemeyiz. Kekle ilgili bir sürü soru var. Tarife yönlendir demişler altına da. Çok güzel. Arkadaşlar keklerle ilgili size söyleyecek hiçbir şeyim yok. YouTube'daki kanalımızda tam da burada altlara doğru inin. Kabarması garanti bir kek tarifim var. Daha şu ana kadar kabartamayan yok. Güzel pilav için de tarif var. Nişastasından birazcık arındıracaksınız, tel tel olacak pilav. Veya biraz daha böyle patlıcanlı domatesli pilav istiyorsanız ıslak ıslak yapış yapış, onların da formülü var. Aşağılarda inin pilavın tarifi var. Valla sorumlu müşteri restoranda çok zor. Bazıları haklı olarak problem çıkartıyor. O zaman hata bizdeyse tabii ki hatamızı kabul ediyoruz. Bu hatayı telafi etmek için uğraşıyoruz. Ama bazen müşterinin kendisi sorumlu. Ne bileyim karısına kızmış, gelip bütün gazabını senden çıkarmak isteyen de var. Okulda kötü not almış, evde bunu ailesine söyleyemeyip gelip orada olay çıkartıp haklı olup böyle bir babasının gözüne girmeye çalışan da var. Var oğlu var, 20 yıldır restorancılık yapıyorum. Türlü türlü müşteriyle türlü türlü sorunlar yaşadım. Çözülmeyecek bir şey yok. Bazen anlayışla, bazen de hakkını koruyarak bir şekilde baş ediyorsun. Yıllar evvel arabanın arka tarafında bisiklet taşıyıcım vardı. Bisikleti oraya asıyordum fakat pedalı sürekli kaputa çarpıyordu. Kaputun boyasını kaldırıyordu. Ben de benim kuaför salonumdan böyle bir lastik gibi bir şey aldım. Sonra bunu bir yerde unuttum. Unutmayayım sağda solda diye bileğime taktım. Bileğimden çıkartıp takıyordum. İşim bitince tekrar bileğime takıyordum. Tak çıkar tak çıkar kolumda kaldı. Şimdi onun lastiklik özelliği de kalmadı. Böyle kaldı bilekte. Geçen sene bisiklet küçük bilgisayarındaki aldığım veriye göre 3 ay hiç bisiklete binmeyerek toplam 6000 kilometre bisiklete binmişim. Yaptığım salon antrenmanları hariç. Başka türlü göbeği muhafaza edemeyiz. Eli bol insanın eli boldur arkadaş. Benim de elim bol, değil mi? Tabii restoranda da böyle koca koca koymayı seviyorum. Burada da böyle. Elim bol, gönlüm bol. Yapacak bir şey yok. Eli bol insanları üzmeyin. Gönlü boldur onlar. Yiyin ya bir kaşık daha yiyin. Ne olacak? Yiyen de ölecek, yemeyen de ölecek. Ya sizce benim deneyip de tutturamadığım bir şey olabilir mi? Olur yani. Olabilir tabii. Bilmiyorum. Hatırıma gelmedi şu anda. Yani böyle aha bunu ben de yapayım dediğim vardır herhalde ama yani. Aslında kadın şef az değil, bayağı kadın şef var piyasada çalışan. Fakat aşçılık mesleği fiziksel olarak çok çalışmak gereken bir meslek. Eğer kadınlar da erkekler kadar fiziksel olarak dayanıklılıklarını devam ettirirlerse gayet rahat yapıyorlar. Çok da başarılı kadın şefler var. Ama erkek çok, kadın az. Bunun özel bir sebebi yok. İlkokulu Dost ilkokulunda okudum. O zamanlar Anadolu Liseleri sınavı diye bir şey vardı. Saint-Benoît Fransız Lisesi'ni kazandım. Ortaokulu ve liseyi orada okudum. Ondan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin sınavını kazandım. Bilgi Üniversitesi'ne girdim.
girdim. Orada hem İngilizce işletme, arkasından çift ana dal yapma şansı elde ettim sınava bir kere daha girerek. Orada da sahne ve gösteri sanatları okudum. Daha da fazla okumaya yeter dedim. Ama gastronomi düşünen herkese, bizim zamanımızda çünkü İbrahim Tatlıses gibi Oxford'larda da biz mi gitmedik? Bizim zamanımızda gastronomi bölümleri yoktu. Sene 1994'te. Mutfakta olmak isteyen herkese ama ya gastronomi ya da mutfak sanatları ile ilgili bölümleri okumayı tavsiye ederim. Çok zor bir soru. Bir tane hedefim var bu hayatta. Mutlu olabilmek. Onun dışında başka hiçbir hedefim yok. Mutlu olacağım şeyleri yapmak istiyorum. İş, arkadaşlık, dostluk, ilişki. Bunların hepsi. Tek hedefim mutlu olmak. Evet, sizden gelen sorulara verdiğim kısa kısa cevaplar böyleydi. Ara ara bunu yapalım ya, zevkliymiş değil mi Özlem? Merak ettiğiniz sorular olursa yine beni Instagram'dan, Twitter'dan veya diğer sosyal medyalardan takip etmeye devam edin. Tarif yok, tarifi beğenmek yok. Videoyu beğendiyseniz Allah razı olsun. Beğenmediyseniz tarif videoları aynı sıklıkla gelmeye devam edecek. Bugünlük bu kadar. Hadi hoşçakalın.